Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2020 LGS sorularını gelin hep beraber çözelim. İlk etapta sözel bölümü göreceğiz. Türkçe sorularla başlayalım. Şimdi bu şekilde bilgisayar ekranından ilk videom olacak. Biraz amatörlükler olacak ama lütfen idare ediniz artık bu seferlik diyelim. Böyle daha renk uyumu açısından, görebilmemiz açısından bu şekilde ayarladım şimdilik. Şimdi ilk Türkçe sorumuzun ilk sorusuna baktığımızda bir paragraf içerisinde anlamca karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyerek bir soru görüyoruz. Şimdi nedir bu paragraf? Yazar çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçirmesine rağmen azim ve iradesi sayesinde her türlü engeli aşmak suretiyle Türk ilim ve kültür hayatının kendisiyle daima iftihar ettiği örnek bir ilim insanı olmuştur, diyor. Şimdi bu cümlede numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şurayı soruyor, burayı soruyor, iftihar ettiği üçüncü numaralandırmış sözcükleri soruyor. Şıklarımıza bakıyoruz. A. Direnme gücü, ikincisinde amacıyla, 3. Gururlanmak, B. Kararlılık yoluyla kıvanç duymak, gayret isteğiyle saygı göstermek, cesaret şartıyla iltifat etmek. Şimdi ilk numaralandırmış sözcüğümüzde ne var? Azim dediği için azimde bir kararlılık vardır. İkincisinde herhangi bir zorluk ve engeli aşmak suretiyle dediği için buradaki suret yoluyla, engelleri aşmak yoluyla iftihar etmekte kıvanç duymak. Bundan dolayı doğru şıkkımız ilk soruda B şıkkı olacak sevgili öğrenciler. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yine bir paragraf sorusu. Bizim memlekette dağ, taş, orman, ağaç hayatın hikayesini anlatır. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çinidir. Desen. Toprak verimlidir. Kuru çubuk diksen meyve verir. Salkım salkım. Portakallar dallarında birer güneştir. Turuncu turuncu. Şimdi bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı söz sanatı kullanıldığını gelin hep beraber görelim. Şimdi 1 ve 3'e bakalım. Bizim memlekette dağ, taş, orman, ağaç hayatın hikayesini anlatır. 3'e bakalım. Toprak verimlidir. Kuru çubuk diksen meyve verir. Salkım salkım. Burada olmamış. D şıkkına bakalım. 2 ve 4'e. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çinidir desen. 4'e baktığımızda portakallar dallarında birer güneştir, turuncu turuncu. Hemen burada aynı söz sanatı olduğunu çok rahat görüyoruz. Önce bir açıklama, sonra da tekrarlanan söz cümleleriyle açıklanan tanımı yapılan şeyi açıklıyor. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olacak. Geldik üçüncü sorumuza. Bir sanatçıya gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında gazetecinin biri, efendim uzun süredir yeni bir eser vermiyorsunuz. Yoksa düşüncelerinizin üzerine kar mı yağdı diye sordu. Bunun üzerine sanatçı kışın yağan kar toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırlanır. Karlar eridiğinde tüm canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet, benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı şeklinde cevap verdi. Bu metinde sanatçının evet benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçılar ürettikçe var olur. Bu yüzden her zaman ortaya koyacakları bir eserleri olmalıdır. B şıkkı. Eser üretmekte zorlanan sanatçılar sanat güçlerini gittikçe kaybederler. C şıkkı. Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yaparlar.
D. Düşünce kısırlığı çeken sanatçılar düşüncelerini zenginleştirmek için çok iyi gözlem yapmalıdır. Burada sanatçı, hani Mevlana'nın bir sözü vardır ya arkadaşlar, yaprağımızı döktük, neden döktük? Bir sonraki yıla daha iyi yaprak verebilme adına diyor. Burada da düşüncelerinin üzerine kar yağması sanatçının verimsiz bir dönemde gibi görünse de yeni eserleri için hazırlık yaptığı, zihinsel hazırlık yaptığı döneme işaret eder. Bundan dolayı da doğru şıkkımız C olacak sevgili öğrenciler. Gelelim hemen dördüncü sorumuza. Ne diyor dördüncü soruda? Kartepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Kartepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kış aylarında kurulmuştur. Bu oldukça anlamsız bir cümle bence. Özellikle ikinci kısım çok anlamsız olmuş. B şıkkına bakalım. Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Bu da oldukça anlamsız. Ama C şıkkına baktığımızda yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. D'ye hiç bakmama bile gerek kalmadan doğru seçeneğimin C olduğunu çok rahat görüyorum. Çünkü oldukça önce Kartepe Kayak Merkezi'nin bize ne kadar metre olduğunu, boyutunu tanımladı. Daha sonra da bu güzel turistik yerin kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını çok güzel cümlelerle yazdı. Geldik 5. sorumuza. Bu bir videomuzda 10 soru çözeceğiz. Biliyorsunuz Türkçe'de 20 soru var. Diğer 10 soruyu da, ikinci 10 soruyu da ikinci videomuzda sizlerle buluşturacağım. Şimdi bir projenin başarıya ulaşmasında birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her bir elemanın yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu çıkacak sorunların hızlı çözülmesinde ve projenin sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir. Proje çalışanlarının birbiriyle uyumlu ve eş zamanlı çalışması da projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir. Bunlarla birlikte maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması gerekir diye bir metnimiz var. Aşağıdakilerden hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerden değildir? Burada bir plan söz konusu. Bundan dolayı planlı çalışabilme var. Ekip çalışması da var. Alanında uzman şahısların da olduğunu görüyoruz. Ama liderlik edebilme ile alakalı metinde bir özellik belirtmemiş sevgili öğrenciler. Doğru şıkkımız A şıkkı olacak. Şimdi geldik diğer sorumuza. Hemen bakalım. 6. sorumuz Türkçe'de. Sudenaz Hanım şirkette hafta boyunca yapacağı planlama, denetleme, personel alımı ve raporlama işleri için şekildeki gibi bir tablo hazırlamıştır. Yapacağı işleri tabloya yerleştirirken işlerin etki derecesini ve uygulama kolaylığını göz önünde bulundurmuştur. Bunları da şu şekilde belirlemiştir. Bir, planlama uygulanması zor ve etkisi yüksek. İki, raporlama uygulanması zor ve etkisi düşük. Üç, personel alımı uygulanması kolay ve etkisi yüksek. Dört, denetleme
uygulanması kolay ve etkisi düşük olmak üzere. Burada da tablo kısmımızı görüyoruz. Sudenas Hanım'ın bir hafta içinde yapacağı işler şunlardır. 1. Şirketin son 3 aylık durumunu ortaya koymak amacıyla üretim satış verilerine ilişkin grafik ve tablolar hazırlamak. 2. Aksaklık olup olmadığını görmek amacıyla fabrikadaki işleyişi kontrol etmek. 3. Hangi işin ne zaman yapılacağına dair bir çizelge hazırlamak. 4. Şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek. Şimdi bu bilgilere göre Sudenas Hanım'ın yaptığı iş tablosu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok net tabloya baktığımızda şirketin ihtiyacı doğrultusunda iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmiş formlarını incelemek öncelikle. Bundan dolayı A şıkkımız doğru. Yani 4, 3, 2 ve 1. Doğru seçenek A. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bir anket var 7. sorumuzda sevgili öğrenciler. Yapılan bir ankette sorulara verilen cevapların yüzdesi grafiklerde gösterilmiştir. Şimdi yapay zeka mı insan zekasına mı daha çok güvenirsiniz diye bir anket söz konusu. Çalışanların yapay zekaya güvenenlerin oranı %27 iken insan zekasına güvenenlerin oranı %73. Öğrenciler yapay zekaya %26 oranında güvenirken insan zekasına %74 oranında görülüyor. Yapay zekanın günümüzde pek çok işi insanın yerine yapıyor olması sizi endişelendiriyor mu? Yine yeni bir soru. Çalışanların %59'u hayır, %41'i evet, öğrencilerin %47'si hayır, %53'ü evet demişler. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin raporlaştırılmış halidir? Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, bu soruların tamamı anlama ve yorumlama üzerine. Yani şu kısmı anlamadığımız takdirde yorumlayamaz ve yorumlayamadığınız takdirde de sorunun doğru cevabını çözemeyiz. Hemen A şıkkına bakalım. Araştırma sonucuna göre çalışanlar yapay zekaya öğrencilerden daha çok güvenmektedir. Çalışanlar öğrencilere göre yapay zekanın işleri insanın yerine yapmasından daha çok endişe duymaktadır. B şıkkına bakalım. Yapılan araştırmaya göre insan zekasına çalışanlar öğrencilerden daha çok güvenmektedir. İşleri insanın yerine yapay zekanın yapıyor olmasında ise öğrenciler çalışanlardan daha endişelidir. C'ye baktığımızda araştırma sonuçlarına bakıldığında hem çalışanların hem de öğrencilerin yapay zekaya insan zekasından çok güvendiği görülür. Ancak iki grup arasındaki en büyük fark işleri insanın yerine yapay zekanın yapmasından öğrencilerin daha çok endişe duymasıdır. D şıkkına baktığımızda öğrenci ve çalışanlarla yapılan bir araştırma sonucu her iki kitlenin de insan zekasına daha çok güvendiği ortaya çıkmıştır. Yapay zekanın insanların işini yapmasından duyulan endişelerin öğrencilere daha yüksek olduğu görülmüştür. Baktığımız üzere insan zekasının iki tarafta da güven oldukça yüksek olduğu için doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak sevgili öğrenciler. Geldik 8. sorumuza. Çünkü bu tepelere değil yükle tırmanmak, yürüyerek çıkmak bile çok ağır bir spor gibi. 2. numaralandırmış cümlemiz. Her birimizin taşıması gereken yük 6-7 kilo var. 3. numaralandırmış cümlemiz. Oduncular köküne zarar vermeyecek şekilde meşeleri kesiyor ve kızağa yüklüyorlar. 4. numaralandırmış cümlemiz.
Onlar taşınacak ipleri, baltaları ve diğer malzemeleri hazırlamış bizi bekliyorlar. Bu ağırlığın ne demek olduğunu dağ tırmandıkça daha iyi anlıyorum. Beşincisi, dağdan odun indirecek odun ekibiyle buluşmak için sabah erkenden köyün meydanına geldik. Numaralanmış cümlelerde anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır diyor. Şimdi çözdüğüm, sizden önce ben bu soruları çözmüştüm. B seçeneğindeki 3 dışarıda kalır. Yani anlamlı bir cümle kurduğumuzda hepsiyle anlamsız bir şekilde kalacak olan bu numaralanmış cümlemiz. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkı olacak. Geldik 9. soruya. Sosyal medyanın gündelik hayatı etkisi nasıldır? Aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz diyor. C şıkkına baktığımızda kullanımcı eğilimleri sosyal medya yazılımlarının güncellenmesine sebep oluyor. Yazılımcıların her geçen gün yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu da sosyal medya şirketleri arasında büyük bir rekabet doğuruyor. Şimdi bu yanıt olamaz. Buradaki böyle bir açıklamanın sorusu sosyal medya şirketlerinin kendileri arasındaki rekabetler yenileşmesiyle alakalı bir soru olmuş olsaydı biz böyle söylerdik. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkı. Geldik 10. sorumuza. Bu videomuzda 10 soru çözeceğiz dedik. Geri kalanını da ikinci videomuzda çözeceğiz. Şimdi Türkiye'de taşıt plaka kodları 27 Eylül 1962 tarihinde yayınlanan yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu tarihte il niteliğinde bulunan 67 şehri alfabetik sıraya göre taşıt plaka kodları verilmiştir. Bu tarihten sonra farklı zamanlarda il olan şehirlere de taşıt plaka kodları verilmiştir. İsterseniz şuna kısa bir süre bakın. İllerimizin plaka kodlarının tablosu var. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Doğru seçenek Bursa, Manisa'dan önce il olmuştur. Çünkü Bursa hakikaten kökleri itibariyle son derece eski bir şehrimiz. Doğru seçeneğimiz D olacak sevgili öğrenciler. İkinci videomuzda Türkçe sorularımızın çözüldüğü ikinci videomuzda görüşebilme dileğiyle. Şimdilik hoşça ve dostça kalınız.